Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz sınav provasına hoş geldiniz. Sizleri hiç bırakmak istemiyorum. Dilerseniz hemen sorulara geçiyorum. İlk sınav provamızdır. Birazdan ikinci provamız gelecek. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz şu şekilde. Tabii ki şöyle yapalım. Sorumuz şu şekilde. Diyor ki onun kitabelerindeki bu ifadelerden hareketle köktürkler hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Onun kitabelerinde kök Türkler hakkında insanoğulları üzerine ecdadı Bumin Kağan, ismi Yapu ile tahta oturmuş, Türk milletinin ülkesini, töresini idare ve tanzim edivermiş. Asker sevk edip dört taraftaki kavmi hep itaat altına almış, hep muti olmuş gibi bilgiler yer almıştır. Şimdi bu metinden hareketle bizim yorum üretmemiz lazım. Aşkına baktığımızda Orta Asya dışında fetihlerde bulundukları bunu burada bırakacaksın. Birazdan açıklamayı yapacağım sizlere. Siyasi birliklerini büyük ölçüde sağladıkları. Ne demiş? Askeri sevk edip dört taraftaki kavmi hep itaat altına almış diyor değil mi? Buna ulaştık. Teşkilatçı bir yapı var mıdır değerli arkadaşlarım? Vardır. Diyor ki Türk milletinin ülkesini, töresini idare ve tanzim edivermiş. Unutmuyoruz. Eğer dört taraftaki kavmi itaat altına almışsa bilin ki teşkilatçılık özellikleri üst seviyedir. Tamamdır. Devletin egemenliğini geniş alanlara yaydıkları. Doğru mudur? Doğrudur. Bakın, nerede? bakın diyor ki İnsan oğulları üzerine ecdadın bu minkan ismi yapku ile tahta oturmuş. Türk milletinin töresini, ülkesini idare ve tanzim edivermiş. Dört taraftaki kavmi itaat altına almışsa geniş alanlara yayılmıştır. Buradan bunu çıkarabiliyoruz. Askeri gücü etkili bir şekilde kullandıkları teşkilatçı yapı ile askeri güç zaten birbirini direkt götürdü. Ancak değerli arkadaşlarım bakın unutmayın sınavda da çıkarsa dikkat ediyoruz. Metnin dışına Çıkmayın. Orta Asya dışındaki fetihlerle alakalı bir şey var mı metinde? Hayır yok. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Gelelim ikinci sorumuza şimdi. İkinci sorumuz şöyle. Bakalım Orta Asya'da kurulmuş ilk Türkistan devleti olan Karahanlıların faaliyetlerinden hangilerini ticareti geliştirmeye yönelik olduğu savunulabilir. Soru köklerine dikkat ediyoruz. Ticareti geliştirme diyor değil mi? Ribat yani kervansaray imarına önem verimleri. Doğru mudur? Doğrudur. Peki hocam kervansaray ne demekti? Kervansaray tüccarların konakladığı yerdi. İktidar sisteminde uygulamalıdır. Bunu burada eleyeceksin. Niye hocam? Çünkü iktidar sistemini uygulayan ilk devlet Büyük Selçuklu Devleti'dir. Ve iktidar sisteminin ticarette doğrudan ilgisi yoktur. Yabancı tüccarlara sen ne yapacaksın? Gümrük kolaylığı sağlayacaksın. Sağlayacaksın ki sürekli ticaret etsinler değil mi? Tamamdır. İpek yolu en önemli yollardan biri miydi? En önemli yollardan biriydi. O yüzden bunu da alacaksınız. Cevabımız 1, 3 ve 4 olacaktır. Yani D Hadi bakalım. Geldik diğer bir soruya. Sorumuz Osmanlı tarihinden şöyle. 1774 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Küçük Kaynağacı Antlaşması'nda yer alan maddelerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Maddelere bakıyoruz. Kırım bağımsız olacak. Rusya kapitülasyonlardan yararlanacak. Rusya Karadeniz'de donanma bulundurabilecek. Rus ticaret gemileri boğazlardan geçebilecektir. Ne demiştik bu antlaşmaya? Tarihin ağır antlaşmalarından biri demiştik değil mi? Karadeniz'in bir tür denizi olma özelliği kaybolmuştur. Hocam bunu nereden çıkaracağız? Bakın Kırım bağımsız olmuş. Tamam. Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları burada zedelenmiş mi değerli arkadaşlarım? Zedelenmiş. Çünkü Kırım bağımsız olmuş. Kırım Osmanlı'dan ayrılmıştır burada değil mi? O yüzden egemenlik hakları burada zedelenmiştir değil mi? Tamam. Savaştan Osmanlı maliyesi olumsuz etkilenmiştir. Çünkü artık kapitülasyonlardan Ruslar da faydalanabilecek. Tamamdır. Rusya sıcak denizlere inme fırsatı elde etmiştir. Rusya Karadeniz'de donanma bulundurabilecek. Rus ticaret gemileri boğazlardan geçebilecek. Kırım Rusya'nın egemenliği altına girmemiştir değerli arkadaşlarım. Bakın dikkat edin. Şifremiz neydi şifremiz? Şifremiz kaydı değil mi? Küçük Kaynarca Antlaşması Kırım bağımsız oldu. Aynalık Havak'ta ekin Şahin ile Şahingiray'ın Kırım Hanlığı onaylandı. Yaş Antlaşması Kırım Rusya'nın egemenliği altına girdi. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Devam edelim. Diğer sorumuz şöyle. Bakalım bakalım. Sizleri sınav havasına koymak istedim değerli arkadaşlarım. Bu bir tahmin videosu falan değil. Sadece sınav havasına girmenizi istedim. Aşağıdakilerden hangisi işgallere karşı doğrudan halka gelen bir tepki niteliğinde değildir? Neymiş? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan bir süre sonra Anadolu'da işgallere karşı çeşitli tepkiler oluşmuştur. Aha iyi soru. Tarihimiz 32.918. 1918. Rauf Orbay Mondros Ateşkesi Antlaşması'nı imzaladı. Ve Anadolu yer yer işgal edildi değil mi? Şimdi bu işgallere karşı bölgesel ve ulusal kongreler düzenlenecek mi? Düzenlenecek. Mustafa Kemal Hafza'da her şeyi başlatıyordu değil mi? Sonrasında Amasya Genelgesi, sonrasında Erzurum Kongresi. Kuvayi Milli Hareketi başlayacak mı? Başlayacak çünkü ordu terhis edilmiş ve İstanbul hükümeti sessiz kalmıştı. Misak-ı Milli... Oho bunu burada bırak. Milli cemiyetler kurulacak mı? Kurulacak. Kongrelerle beraber zaten milli cemiyetler kurulacaktır. Mesela Trakya Paşaeli Cemiyeti gibi. İzmir Müdafaa Hukuk gibi. Red değil hak gibi değil mi? Tamam. Protesto mitingleri. Mustafa Kemal havza'da mitinglerin yapılması gerektiğini söylemişti. Ve yapılan en büyük miting hangisi oldu? Sultan Ahmet mitingi oldu değerli arkadaşlarım. Halide Edip'in içinde bulunduğu miting. Şimdi misak-ı milli kararlarının kabul edilmesiyle alakalı bir şey burada yoktur şu anda. Misak-ı milli kararları ne zaman kabul edilecektir? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde. Yani yeni hükümetle yapılan Amasya görüşmeleri sonrasında Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanacak ve misak-ı milli kararları kabul edilecekti. O yüzden cevabımız C şıkkı misak-ı milli kabul edildikten sonra 16 Mart 1920 yılında İstanbul resmen işgal edilmiş ve Mebusan Meclisi dağıtılmıştır. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Hadi canlarım Aşağıda verilenlerden hangisi? Batı cephesinde kazanılan zaferler sonrasında Büyük Millet Meclisi'nin imzalamış olduğu siyasi antlaşmalar arasında gösterilemez. Şimdi değerli arkadaşlarım. Cevabımız burada. Gümrü. Birazdan geleceğim. Kars. 1. Yunanlı Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya ile imzalandı. Ve ilk taviz verildi. İlk taviz neydi hocam? İlk taviz Batum'dur. Tamam. Pardon, pardon, pardon. Sev sevgili arkadaşlar şöyle yapın. Şöyle yapın tamam mı? Bunlar Moskova'nın sonuçları. Pardon, pardon. Kars Antlaşmasını açıklıyorum sizlere. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Kars Antlaşmasıyla Doğu sınırı kesinlik kazandı değerli arkadaşlarım. Batı cephesinde yaşanan olaydır. Çünkü Kars Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra imzalanmıştı. Toparlayacağım şimdi sizlere. Moskova Antlaşması 1. Yunan Savaşı sonrasında gerçekleşti ve ilk taviz verildi. Kars Antlaşması Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Kafka Cumhuriyetleri ile imzalandı ve Doğu sınırı kesinlik kazandı. Ankara Antlaşması ile Güney Cephesi kapandı. Fransızlarla antlaşma yapıldı ve ikinci taviz verildi. İkinci taviz Hatay. Mudanya ile İstanbul, Doğu Trakya ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarıldı. Mudanya ile sıcak çatışma dönemi sona erdi. Bu da Batı. Batı, 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 Batı. Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920 yılında Ermenilerle imzalandı. İmzalayan Kazım Karabekir'dir ve bu durum Batı cephesinde değil Doğu cephesinde yaşanmıştır. O yüzden cevabımız A Burada küçük bir şey oldu kusura bakmayın değerli arkadaşlarım. İkinci provamız birazdan gelecek. 5'te 5 yapmışsınızdır ya ben sizlere güveniyorum. İkinci provamız böyle olacak iyi sorular olacak. İnşallah işinize yarayacaktır. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.